Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise düş dediğim hikayeleri. Babamı hiç tanımadım. Nasıl biriydi, hiç fikrim yok gençlik fotoğraflarından başka. Annemin dediğine göre ben çok küçük yaştayken ölmüş. Fotoğraflarına baktım, yakışıklı adammış. Annem ile sürekli belli zamanlarda yangından mal kaçırır gibi bir yerden bir yere taşınırdık. Nedenini sorduğumda genelde geçiştirirdi. Bu yüzden eğitimlerimi bir eğitim akademisinde değil, genelde evde annemle devam ettirdim. Bu taşıma sürelerinde hiçbir zaman bu acelimizin nedenini öğrenemedim. Ta ki o güne kadar. Japonya'nın güneyinde bulunan Kyoto şehrine geldik. Uzak doğuyu hep gezmek isterdim. Lakin taşınacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir dağın eteklerinde bulunan ve eskiden tapınak olarak kullanılan bir yere taşındık. Burası daha önceden bir dövüş sanatları ustası olan Nakamura Kogo adında bir ustanın ninjalar eğittiği tapınak şeklinde bir okulmuş. 11. yüzyılda çıkan büyük savaş sonunda tapınak bölgesi yerle yeksan olmuş. Lakin okul binası bir şekilde ayakta kalmayı başarmış. Kimi efsanelere göre bu okulun ayakta kalmasının nedeni Usta Koga'nın verdiği ve hazine anlamına gelen Hikari lakaplı olan 9. Dan'a çok kısa sürede ulaşmayı başarmış genç bir ninja'nın öldürdükten sonra yeryüzünü terk etmeyen ruhu olmuş. 14. yüzyılın sonlarında buranın yitip gitmesini kabullenemeyen Usta Koga'nın büyük torunu hala hayatta olan Usta Yamato yıkılan tapınak bölgesine irili ufaklı ve geneli tek kattan oluşan minkalar yaptırmış. Bir süre okulda eğitim vermeye devam ettikten sonra da okulu torunu Kazuki'ye devredip inzivaya çekilmiş. Şu anda okul ve minkaların başında Usta Kazuki bulunuyor. Usta Kazuki 85 yaşında ve hala okulda ninja eğitim vermeye devam ediyor. Güzel bir ilkbahar sabahı, güneş dağın arkasından kendini göstermeye başlamadan önceki kızıllığı odamın penceresine vurduğu sırada uyandım. Burada yaklaşık 4-5 senedir yaşıyorum. Artık eğitimime evde değil de şehir merkezinde bulunan ve sadece yaşadığım bu bölgedeki gençler için açılmış olan özel bir okulda gerçek öğretmenlerle devam ediyorum. Burası şehir merkezine yaklaşık olarak 2 saat mesafede. Merkeze ustanın öğrencilerinden birinin kullandığı özel bir araçla gidip geliyoruz. Hiç yoktan iyidir. Gerçi annem de bana çok güzel öğretiyordu. Zira bir öğretmenden ders almak daha güzel ve akılda kalıcı olmuştu benim için. Okulu bittikten sonra biraz Kyoto'nun eşsiz atmosferinde turlayıp ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra tekrar aynı araç ile yaşadığımız bölgeye geri dönüyorduk. Her şey çok güzel geçiyordu burada. Okuluma gidiyor, özgürce gezip dolaşıyordum. Lakin buraya taşındığımız günden itibaren bazen rahatsız edici, bazen ürkütücü ve bazen de hoşuma giden birbirinden farklı rüyalar görüyordum. Burada beni tek rahatsız edip düşündüren şey gördüğüm birbirinden farklı rüyalardı. Ve son zamanlarda bu rüyaların sayısı oldukça fazlalaşmıştı. Dün gece yine bir rüya gördüm. Rüyamda okuldan eve geliyorum. Etrafta kimse yok. Her yer zifir karanlık. Evden içeri giriyorum ve annemin odasından bir çığlık geliyor. Koşarak kapıyı açıyorum. İçeriye girdiğimde annemi cansız ve kanlar içinde bedeni yatakta yatıyor. Her yer kan gölü. Kafamı kaldırdığımda yatak odasındaki pencerede elinde siyah bir kılıcı olan ve siyah boynuzlu bir silüet var ve bana bakıyor. Tam bana doğru gelirken birden duruyor ve gözleri belermiş bir şekilde bana bakıp puslu bir ses tonu ile "Hikari!" deyip ortadan kayboluyor. Sabah sırılsıklam terlemiş bir şekilde uyandım. Hemen koşarak annemin yanına gittim ve onun boynuna sarıldım. Rüyamı ona anlattım ve ne anlama geldiğini sordum. Suratı bozuldu ve geçiştirmeye çalıştı. Yine taşınacağımı söyledi. Lakin ben buradan ayrılmak istemiyordum. Daha önceki zamanlarda hep kabulleniyordum. Buradan taşınma kararına karşı çıkıp artık bana bazı şeyleri anlatması gerektiğini ve bu apar topar taşımaların nedenini öğrenmem gerektiğini söyledim. Annem elini saçıma götürdü ve gözlerimin içine bakarak "Bunu ben sana doğru bir şekilde anlatamam. Artık gerçekleri öğrenme zamanın geldi Kiyomi. Bu dağın zirvesinde Usta Yamato var. Seni şimdi onun huzuruna çıkaracaklar. Ondan her şeyi öğrenebilirsin. Alamet gerçekleşmeye başladı. Bundan sonra kendi yolunu kendin çizeceksin." Bu konuşmanın ardından ustanın öğrencilerinden biri beni alıp dağın zirvesine bulunan ve Usta Yamato'nun inzivaya çekildiği mabede götürdü. Bana kapıyı gösterdi ve içeri girmemi söyledi. İçeri girdim. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama sohbet her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.